2006'ya, 2016'ya artık çok fazla bir şey kalmadı. Ya. Biraz 2016'da burçların hangi burcu neler bekliyor konuşalım mı? Kısa tabii, kısa. Konuşalım. Kısa. Şimdi tek tek burçlarımı anlatayım yoksa planet ol. Bakın en şanslı burcu bir kere söyleyeyim. Söyleyelim. En çok bunu merak ediyorlar. Şimdi şu anda şans planeti dediğimiz, yani bazı planetler var. Planet dediğiniz nedir? Gezegenler. Mesela güneşi bile biz planet gibi düşünüyoruz. Dünyayı serbest fix tutuyoruz. Bunun etrafında güneşi ve ayı da dahil edip gezegenleri döndürüyoruz. Şimdi bazı planetler insana olumsuz gibi yansıyabilir. Hele kötü açıları varsa. Mesela Satürn dediğimiz şey karamsarlık verir, kaygı verir. Ama onun sonucunda insan güven arayışındadır ve güvenli bir gelecek oluşturur. Kaygıyla, korkuyla. Hani korku savunma mekanizmasını geliştirir. Kendini korumaya alırsın. Hangi burçlar peki? Bunun gibi bazı planetler olumlu, bazısı olumsuz. Şans planeti dediğimiz şey Jüpiter. Jüpiter bu sıralarda Başak burcunda. Başaklar en şanslı Jüpiter, burç mu? Jüpiter kimin başına konuyorsa ona Zümrüt Anka diyoruz ya da devlet kuşu diyoruz. Ona bolluk, bereket, keyif, talih, şans, şifa ve eğlence planeti bunları veriyor. İyiymiş. Şimdi hangi burçta? Başak burcunda. Başak burcunda. Bir yıl boyunca Başak burcunda. Ve bu 12 yıl sonra bir daha gelecek. 9. aya kadar Başak burcunda. 9. aydan sonra terazi burçlarının devresi başlıyor. 9. aya kadar Başak burcunda olduğu için özellikle toprak ve su grupları Jüpiter'den etkilenecekler. Kimler bunlar? Su grupları, yengeçler, akrepler ve balıklar. Temmuz ayına kadar etkileneceksiniz. 9. aya kadar, Eylül'e kadar etkileneceksiniz. Sonrasında toprak gruplarını da söyleyelim. Başaklar, boğalar ve oğlaklar. İkinci yarıda yani 9. aydan sonra terazi burcu en şanslı, en keyifli, en neşeli. Her şey büyüyecek, abartacak, çifte kısmetler gelecek. Ama ne güzel. Bunu söylerken Jüpiter'in bir de madalyonun diğer yüzü var, bir de başka bir yüzü var. Şifa dediğime göre sağlık konusuyla uğraşabilirsiniz. Şifa bulmak için çabalayabilirsiniz. Bu da var, unutmayın. Şimdi terazi burcu 9. aydan sonra bir yıl en şanslı olacak. Bununla beraber ateş ve hava grupları. Ateşler kim? Koçlar, aslanlar ve yaylar. Sonra hava grupları, ikizler, teraziler ve kovalar. 9. aydan sonra bir yıl boyunca sizin için güzellikler doğacak. Satürn yay burcunda, Satürn sizi zorlayacak. Omuzlarınıza büyük sorumluluklar yükleyecek. Daha fazla çalışacaksınız, daha çok kaygılanacaksınız, daha çok korkacaksınız. Bıkkınlık gelecek, böyle bezleyeceksiniz, her şeyden kaçıp uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Böylesine bir etki verir. Ama bu duyguya yenilmeyeceksiniz. Satürn şöyle gerilir bir şaplak atar suratınıza. Hani bayılan insana tokat atarlar, ayılsın der diye bir şey var ya onun gibi. Satürn bir tokat atar kendinize gelmenizi sağlar. Böyle bir şok bir olayla. Sizi bir kendinize getirir. Gerçeklerle yüz yüze gelirsiniz. Peki zaten. 2016'da ama hangi burçlar başınıza zafer tacını giydirir? Güzel. Sorumluluk bu kadar kötü alırsınız. Olaydan sonra. 28 yaş civarındaysanız yay burçları, 27-28 civarındaysanız evlilik için tam zamanı. 2016. Kaçırmayın bu fırsatı. Sizin için en iyi zaman. Lütfen eğer bu devreyi kaçırırsanız artık... Zaten yay burçları zor evleniyorlar. Evlenseler de ayrılıyorlar. Dullar genellikle ayrılanlar yay burcundan evde kalmışlar da Başak burcundan çıkar. Eyvah eyvah. Niye beğenmedikleri için armudun sapı, üzümün çöpü, onun bir kusuru, bunun bir kusuru, vıdı 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 her şeyi böyle eşeleyecek, her şeyi kritik edeceği için... Başak burçları beğenilmediğinden değil, kendisi kendisine yakıştıramadığı için... Sonunda evde kalmış damgasını yiyebiliyor. Ayrılanlar da yay burcu. Yay burçlarına diyorum ki eğer bu 27-28 yaş civarındaysanız evlendiniz. Yoksa 40'lı yaşlara kadar gidersiniz.
Elinizi çabuk tut. Ya göbekli ya bebekli gelir buradan sonra. Ya göbekli ya bebekli. Evet. Onun için gençler dikkat edin. Peki bu arada elbisenin...